Dur. Evet. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden önce ve sonrasında ne demiştik? İşte Erdoğan her şeyi alır götürür, bir şekilde bu seçimi kazanır, kazanmasa da tekrar bir seçim yapar, ikincisini alır gibi tavırlara karşı çıkmıştık. Çünkü Erdoğan'ın gücünü tırnak içinde çok fazla büyütüldüğünü söylemiştik. Nihayetinde evet. Genel anlamda çerçeveye baktığımız zaman Abdullah Gül'ün Taraf Gazetesi'ndeki görüşlerinin bugün yayınlanması, Ali Babacan'ın parti kurması, Davutoğlu'nun yakın bir geçmişte parti kurması ve anketlerde Cumhur İttifakı'nın 45'lerde kalması, Erdoğan'ın NATO ve Avrasya arasındaki ittifakta gidip gelmesi, İdlib'deki AKP'nin başarısız tavrı, aynı şekilde Libya'daki başarısızlıktan sonuçlanan girişimi ve tüm bu tabloya baktığımızda Erdoğan ve AKP'nin ve özellikle Erdoğan'ın güçsüz olduğu bir dönemden geçiyor. Ve Erdoğan'ın güçsüz olduğu bir dönemde yine yerel seçimleri kaybetmesinin bir bağlantısı var. Ve şuraya gelmek istiyorum. Evet, bu karar alındıysa bu olumlu bir gelişmedir ve bu karar Erdoğan'ın güçsüzlüğünü işaret eder. Her ne kadar Erdoğan birilerine karşı bir şey vermek için beraat kararı verilmesini mahkemelere tebliğ etmiş olsa dahi bu Erdoğan'ın gücünden değil güçsüzlüğünden kaynaklanır. Genel konjonktürü incelediğimizde şunu söyleyebiliriz. Erdoğan gidiyor. Tahmin ettiğimiz gibi AKP ve Erdoğan dönemi artık son zamanlarını yaşıyor. Bu karar Erdoğan'ın güçsüzlüğüne işarettir. Tekrar ediyorum ve hepinize iyi akşamlar diliyorum. Eğer bu yayınların devam etmesini istiyorsanız ve bu yayını beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.